Günaydın Vatandaş Konuşsun'a hepinize merhaba. Sevgili izleyenler, mikrofonumuzu aldık, sokağa çıktık ve vatandaşa soracağız. Sizce Türkiye'nin ekonomisi ne durumda? İşte aldığımız cevaplar. Türkiye'nin ekonomisi vallahi gerçekten berbat durumda. Çünkü alım gücü kesinlikle çok düşük. İnsanlar zor günler yaşıyor. Ve en önemlisi de hani orta direk vardı bizim zamanımızda. Siz bilmezsiniz, daha o zaman embriyoydunuz ya. Ama biz iyi biliriz, o orta direk denen kavram kalmadı. Bu demektir ki ya fakirler var ya zenginler var. Araştırmalara göre de evet, Türkiye'de zengin arası yok. Farklı. Arası yok yani. Arası kesinlikle. Bundan kimsenin şüphesi yok zaten. Ama en önemlisi de alım gücünün düşük olması. İnsanlar kredi kartlarına saldırıyorlar. Benim oğlum da radyo, sinema, televizyon okuyor. Çok atlarım ben bir yerden bir yere. 1300 TL olacak asgari ücret. Bu biraz rahatlatmaz mı bizi? Ne kadar? O 1300 TL olduğu zaman öteki taraftan zam gelecek. O onu yani hani neydi? Bir yanlış üç doğruyu mu götürüyordu? Hani onun gibi bir şey olacak yani. Değişen fazla bir şey olmayacak. Hani koşullar değiş, aynı. Hiç farkı yok. Bence. Bilmiyorum, yine de belki bu ekonomistler daha farklı düşünüyor olabilir ama gerçek bu yani. Görünen köy kılavuz sistemi. Seçimden önce nasıldı, şimdi nasıl ekonomi sizce? Biplerler mi? Aynı be yavrum, değişen fazla bir şey yok yani, sadece vaatler kaldı geriye, hayata geçirmesi kaldı. Hayata geçer mi geçmez mi tartışılır. Geçecek diyorlar ama bu tarafta hamuduyla götürenleri bence öncelikle, ivedilikle bence onları bir engelleseler, öte taraf zaten normale döner. Kendileri, insanlar kendi yanına kavrulmaya alıştılar. Biliyorlar da ben öyle yapıyorum. Yani o Ali'nin külahı Veli'ye, Veli'nin külahı Ali'ye, ondan sonra bir bakıyorsun bir tanesi kel kalmış ortada caz ya, ama yapacak bir şey yok. Berbat durumda. Neden? Öyle. Gelirlerden dolayı mı yoksa hayat pahalılığı mı? Hayat pahalılığı. Onun dışında gelir iyi diyorsunuz. Ya gelirin iyi olm- ya hayat pahalı işte. Şimdi asgari ücret 1300 TL olacak, biraz rahatlar mıyız? Ya rahatlamayız çünkü hemen de zam yapıyorlar. Yani zamla karşılık veriyorlar. Bir yerden geliyor, bir yerden yani. Götürüyor. Yani bu elden verip bu elden alıyorlar. Aynen öyle. O yüzden değişen bir şey yok. Yok. Türkiye'nin ekonomisi ne durumda sizce? Türkiye'nin ekonomisi iyi olsa bile bizim durumumuz çok kötü. Yani öyle diyebilirim. Başka ne diyebilirim? Bizim asgari ekonomimiz çok kötü. Asgari ücret artıyor. İnşallah. İnşallah artar. Yetecek mi? Yine de yetmez. Yetmez yani, imkansız bir şey. Hayat pahalı diyorsunuz. Evet, hayat pahalı yani, yetmez. Bir pazara markete çıkıyorsun, dünya para gidiyor. Yani öyle. İyi değil bence. Neden? İyi değil. Neden? Piyasa durgun. Maaşlar bize 10 lira zam geliyor. Piyasaya her şeye 100 lira zam geliyor. Yani böyle. İyi görmüyorum Türkiye'nin ekonomisini. Şimdi maaş artacak. 1300 TL asgari ücret en azından olacak. Evet. Daha önce artmaz yok para diyenler şimdi bir versinler, görelim bakalım nasıl artacak. Değil mi? Peki olursa rahatlayacak mıyız biraz daha? Hayır sanmıyorum. Ondan sonra da her şeye zam gelecek. Geliyor zaten daha. O 1300 lira olmadan her şeye zam geldi. Daha da gelecek yani. Türkiye satılmış diyelim. Çıksın kenara. Pardon. İyi değil mi? Yok, hiç iyi değil. Hiç iyi değil, hiç. Ne yönden mesela? Neyi zor? Yaşam. Gelirimiz mi, hayat pahalı? Yaşam zor. Gelir zayıf. Daha açıklamak gereken şeyler var.
250 kişi mahkemeye verilmiş Tayyip tarafından. Şimdi ben de açıklarsam beni de mahkemeye verecek, kusura bakmayın. Türkiye'nin ekonomisi ne durumda sizce? Türkiye'nin ekonomisi bence gayet güzel. Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Emeklinin maaşını da zamlandı. Avrupa'ya göre biz çok daha iyi durumdayız. İnşallah Tayyip Erdoğan'ı Allah başımızdan eksik etmez. Şimdi asgari ücrette 1300 TL olacak. Evet, gayet güzel. Gayet güzel. İnşallah her şey daha iyi olacak. Ülkemizin önü açık. Avrupa'nın gözü burada. Birlik olup ülkemize, vatanımıza sahip olmamız lazım. Çok güzel. Allah başımıza eksik etmesin. Tayyip Erdoğan bir tane. Allah razı olsun. Ama bilmeyenler de var. Adamı çok süslediler ama Allah ona yardım etti. Rabbim onun yanındadır. Allah'a şükür olsun. Hep iftira ettiler adama, neler yaptı, ne oldu? Cenab-ı Rabbim dedi, kulum dur. Ben senin yanındayım. Allah razı olsun. Çok çok şükür. Çok bugüne de çok şükür. Yollarımız yapıldı, metromuzlar geldi. Her şeyimiz dört dörtlük. Çöpün kokusuna geçilmedi. Her şey kuyruktaydı önceden. Şimdi her şey ayağımızın altı. Allah razı olsun. Bu kadar. Ne diyeyim? Yavrum biz emekliyiz. Geçiniyorum. İşimi bilirsem, idaremi bilirsem gayet güzel de geçiniyorum. Hani lükse kaçarsam bugün trilyonum da olsa yetmez. Ayağınızı yorganınıza göre. Tabii ki gayet tabii. Allah'a şükür her şeyi alıyoruz. Geziyoruz da yiyoruz içiyoruz da bundan iyisi can sağlığı yavrum. Bütün dünya kan ağlıyor. Etrafımız bir ateş çemberi içindeyiz. Bu kadar iftiraya, bu kadar hakarete, önün yöne, hakka doğru olursa Allah yardım ediyor. Ve etti de. Bunu böyle bilirsin. Oldu mu yavrum? Türkiye için bir şey düşünmüyorlar. Hala Tayyip Erdoğan sarayı. Ya bir şey düşün, bir şey üret. Hani biz de bunu yapalım. Türkiye'ye buna gerekiyor. Bunu yapalım, edelim demiyor. Hala ne oluyor? Onlara ters dönüyor. Bu tarafa geliyor. Yani Allah dersen, yönünde hakka doğruysa Rabbim yardım ediyor. Biz memuruz, huzurluyuz. Ve çok da dua ettik gelmesi için. Allah da nasip etti. Hamdolsun. Bence iyi değil. Neden? Neden pahalılık var, her şey var. Hayat pahalılığı var. Asgari ücret 1300 TL olacak. Yetecek mi bu? Kaç? 1300. Şu durumda ne yeter ya şimdi? 700 lira, 800 lira ev kirası veren için değişen bir şey olmaz ki 1300. 2000 lira olsa bile yine zor geçinir. Hadi bir eve tek maaş yetmez. Ya çift kişi çalışsa olur ama tek kişiyle geçinemez tabii. Vallahi bence bu durumda iyi değil bizim. İyi de gitmiyor ya ekonomi. Ekonomi olan da var, olmayan da hiç yok. Daha ne olacak? Çok mu uçurum var? Zenginle fakir ayrım çok mu? Ayrım var, o kadar ayrım var ki hem de o kadar ayrım yani. Oldu dedim tamam. Ne yapalım? Şu an geliriniz yeterli mi size? Vallahi benim ne gelirim olacak? Ben çiftçiyim. Çiftçiyi zaten taban katındı. Çiftçiyi zaten almıyorlar. Ufak zaten memur, biz tarım bakırından emekli, onlara da bir dürüst bir şey vermiyorlar. Ne yapalım? Boyun bükü yok, duru yok tecelliye. Bize böyle bir şey yok. Biz köyden geldik işte. Bak yok burada darmadan şey eski durum yok. Evvelki durumlar yok burada. Köydeki hayat tamamen bitti. Hani devamedik gidiyor. Nereye kadar gidecek bilemiyoruz. Bir seçimden sonra değişiklik oldu mu şimdi? Siz daha iyi bilirsiniz. Ne gibi? Ekonomik açıdan. Bir değişiklik yok şu anda. Bekliyor bakalım. Şimdi borsaya baktığımızda var değişiklik. Bu bize de yansıdı mı? Bizi aşağı indiriyor devamlı. Evet. Eski de çok iyi. Evet çok evet. Yemine indik. Asgari ücret 1200 lira, 1200 lira zam yapacaklar falan dediniz. Tamam. 1300 oldu. 1300 oldu. İsterse 1500. Öyle yapacaklarına işçiye, memura, adam gibi sendika hakkı verseler, toplu sözleşme hakkı tanısalar, çalışanlar da işverenleriyle pazarlık yapıp gerçek hakların ne olduğunu tespit edip alsalar daha iyi olmaz mı? Eğer gerçekten çalışanlar düşünüyorlarsa böyle yapmalar gerekir. Değil mi? Ekonomi arkadaşların, amcanın dediği gibi ekonomi çökük bir durumda. Ben de köyden geldim. Burada düğün vardı. O maksatla geldim. Ama köyden kimse kalmadı. Hep göç. Gübrenin torbası 95 milyon lira. Biz ekeceğimiz ürüne gübre alamayacak durumdayız ve mazot alamayacak durumdayız. Arazıyı işlemek için bu ikisini almamız şart. Ama güç yok. Alamıyoruz. Üretim ne durumda peki şimdi? Çok kimse kalmadı. Söyledim ya. O yüzden üretim de azaldı. Üretim de azaldı yani. Durum böyle. İnşallah iyi olur. Temennimiz o. Bekliyoruz inşallah. Altı alabildiniz mi? Düğüne gideceksiniz. Küçük bir şey aldık hediye. Küçük bir hediye aldık yani.
şey güçlerimizi, ekonomi şeylerimizi zorladık, aldık yani. Olduğundan değil, yettiği kadar tamamlamaya çalıştık yani. Şimdi yeni seçimden sonra tek parti iktidarının getireceği sonuçlara bağlı. Geleceği inşallah bundan sonraki yönetimin, Babacan'ın, Şimşek gibi kişilerin devamında görüyorum ben. Onlar devam ederse, mahallenin başında olurlarsa iyiye gideceğini tahmin ediyorum. Sadece tahmin. Bilen kişi en azından diyorsunuz. Evet. Bilen kişi en azından. Ekonomi. Hem dışarı karşı hem içeri karşı bu iki kişinin ekonominin başında olmasını ben hem bir toplum için hem dışarısı için yabancı gözüyle faydalı olacağını düşünüyorum. Türkiye ekonomisi ne durumda desek? Vallahi ortada belli zaten ne olduğu. Gençlerimiz, en mühimi gençlerimiz. Gençler de görüyorsunuz yani genç. İstediği kadar okul okur. Geçen televizyonda izledim. 2004'ten beri yatırım olmuyormuş Türkiye'ye. Daha ne beklersin? İnşallah iyi olur. Mühim olan gençler. Siz böyle rahat rahat geçiminizi sağlayabiliyor musunuz? Hayır. Gelirinizle hayır, hayat hayır. Şartları eşit mi? Hayır, hayır. Ya maaşa zam gelecek diyorsunuz ya ucuzlayacak. Maaşa da zam gelse yine olmuyor. Yani bir dengesizlik var ama onu ancak biz değil ekonomistler çözmesi lazım. Böyle insanlara soruyorsunuz ama gerçi şeyler çözmesi lazım. Ekonomistler. Onu biz şey yapamayız. Şimdi gazeteler başka söylüyor. Televizyonlar başka söylüyor. Biz tutup da ona inanamayız. En iyisi ekonomistlerin çözmesi. Yani bu işi bilen bir kişilerin çözmesi. Bizlerle olacak iş değil yani. Uzay TV var ya televizyon. Anladım da zor yani halk. Herkes zorlanıyor. Yani bu. Gelir mi yetersiz, hayat mı pahalı? Ya hayat da pahalı, gelir de yetersiz. Bir dengesizlik var. Yani bundan 30-40 yıl önce insanlar çok rahat geçiniyordu. Bugün fabrikada çalışan bir baba işçi arsasını alabiliyordu, evini yapabiliyordu, varsa ondan sonra çocuğunu evlendirebiliyordu. Bugün bunlar imkansız. Bir eve tek maaş da yetmiyor. Yani evde 9 kişi varsa 10 kişi çalışması lazım. Değil mi? Yani bu. Fazla konuşmaya gerek yok. Ekonomi şöyle böyle diyelim yani. İyi de değil, kötü değil yani. Yani durumu olan için iyi, olmayan için kötü. Fark çok var mı? Zengin, fakir ayrımı? Fark yok. Genelde zaten fakir daha çok. Fakir daha çok yani. Genel olarak çevremize baktığımızda, ülke olarak, komşu ülkelere baktığımızda nasıl değerlendirirsiniz? Bence iyi. Yani iyi, bayağı bir iyi. Yani bir de AK Parti geldikten sonra daha bir iyi oldu yani AK Parti. Boşluğa düşüldü 7 Haziran seçiminden sonra bir görüşler sağlanamadı, bir türlü bir mutabık kılınamadı. Evet. Ne koalisyon oldu ne şey, erken evet. Seçime gittik. Bundan sonra daha mı iyi olur diyorsunuz? Şimdi tabii daha iyi olacak inşallah. 2023'e kadar daha bunlar başladırdı, bu daha da iyi olacak. Yani benim kendi fikrim yani. Hiç iyi durumda değil. Neden? Kredilerin faizi yüksek, her şey yüksek. Şu an bir insan nasıl geçineceğini bilmiyor ki. Bir pahalılık var diyorsun. Var tabii ya. Mesela bankalar, ev kredisi alıyorsun değil mi? Araba kredisi alıyorsun, %100 faiz alıyorlar. Bu faizi kimden ödeyecekler? Halktan. Bu kadar oy aldılar, kazandılar. Gerek bunları bitirmeleri lazım, yapmaları lazım. Doğru değil mi? Türkiye ekonomisi ne durumda? İyi durumda. İyi gidiyor. Her şey yolunda gidiyor. Özellikle seçimden sonra? Seçimden sonra daha güzel bir istihdam oldu herhalde yatırımcılar için. Esnaflar için de öyle. Hatta vatandaşlar için de öyle. Çok iyi gittiğini düşünüyorum. Her şey çok güzel. Genel olarak çevre komşu ülkelere baktığımızda o zaman Türkiye ekonomisi iyi. Türkiye ekonomisi hatta 10 yıl sonra bütün Avrupa ülkeleri Türkiye'nin önüne diz çökeceğini sanıyorum. Öyle tahmin ediyorum ve öyle gidiyor şu an için. Ekonomi 10 numara gidiyor.
Bırakın Vatandaş Konuşsun'dan bugünlük de bu kadar. Yeni bir konuyla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.